Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası finallerinin başlamasına bir aydan kısa bir süre kaldı. Ya doğrusu bir ay kaldı diyebiliriz. İlk düdük 26 Kasım'da. Katar pek çok açıdan hazır ama bu küçük zengin ülke dünyanın dört bir yanından turnuva için Katar'a gitmeye hevesli olanlara karşı çekingen ya da bu tavır seçkincilik olarak algılanıyor. Katar'ın nüfusu 600 bin. Dünya Kupası nedeniyle nüfusunun bir misli futbol severin Katar'a gitmek istediği belirtiliyor. Buna karşılık otel oda kapasitesi 330 bin ve otelde yer bulurum diye düşünenlerin umutlanmaması gerek. Katar'daki bütün otel odaları, organizatörler, takımlar, FIFA'nın seçkin konukları için Dünya Futbol Federasyonu tarafından rezerve edildi. Geriye ne kaldı? Airbnb, fiyatları 4 kat yükseldi. Bir futbol severin veya taraftarın finaller boyunca Airbnb'ye harcayacağı para yaklaşık 6000 dolar. Katar'ın ünlü çöl kampları, bunlar Dünya Kupası'na tahsis edildi. Çadırlarda veya prefabrik evlerde konaklamanın geceliği 2 kişi için 200 dolar. Bir de dev kruvaz gemileri var. Dünya Kupası için otel olarak kullanılacaklar. Bunlardaki konaklamanın geceliği ise 350 dolardan başlıyor. Yani kalacak yer sıkıntısı söz konusu. Durum Katarlı yetkililere soruluyor tabi. Devlet barınma yetkilisi Ömer El Caber'in sözlerine bakılırsa sıkıntı pek umurlarında değil. We cannot control the private sector. Özel sektöre karışmayız. Bu talebe bağlı bir durum. Sanırım konaklama talebi düşerse fiyatlar da düşer. Ama bu yine de ev sahiplerine bağlı. Katarlı yetkilinin verdiği bilgiye göre devlet Dünya Kupası'nda konaklayacakları için siteler inşa ettirdi. Bunların günlük olarak 130 bin oda kapasitesi var. Katarlı yetkili söz konusu projeleri tek tek sayıyor ve çok dikkat çekici bir cümle sarf ediyor. Especially if we are talking about Lusail. Lusail projesi ve Barva projesi, bunlar bize ait. Ayrıca tabii ki Katar'daki Dünya Kupası Katar'da yaşayanlar içindir. Herkesin eğlenmesini isteriz. Bu insanların turnuvanın bir parçası olmalarını isteriz. Katarlı seçkin beyefendi Ömer El Caber, gerçekten Katar'daki turnuvanın Katar'da yaşayanlar için mi düzenlendiğini demek istedi. Samimi bir ifade gibi algılanıyor. Zaten röportajı yapan AP Haber Ajansı ekibi de bu cümlenin altını çizmiş. Katar'daki Dünya Kupası Katar'da yaşayanlar içindir. Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri Ankara'dalar. İki ülkenin heyetleri Türkiye'nin iadesini istediği Fethullahçı ve PKK'lı teröristlerle ilgili görüşmelere başladılar. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş ancak Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle iki ülkenin üyeliğine karşı çıkmıştı. Bu kapsamda İsveç'le birlikte NATO zirvesinde Türkiye ile işbirliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya Türkiye'ye heyet gönderdi. Bu heyet Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK'lı teröristlerle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere Ankara'da. Finlandiyalı yetkililer Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek Başkanlığındaki heyetle bir araya geliyorlar. Görüşmede Adalet Bakanlığı yetkilileri Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iade talebini tekrarlayacak. Teröristlerin eylemlerinin delillerini de ortaya koyacaklar.